Ve geçiyorum son konuma. Gelinlerimden Yeşim'in kayınvalidesi Beyhan Hanım hakkında yaptığı ilginç itiraf karşısında gelinler bakın nasıl şaşırmış, izleyelim. Şimdi bu bizim adetlerde var, mesela her adette var mı bilmiyorum ama hani kapı tutarlar, para isterler kız almada. Kapının arkasından kayınvalidem 200 TL uzatıyor. Hani baldız olarak da benim kız kardeşim alıyor o parayı. Bir baktım benim telefon çalıyor içeriden bir yerden. Kardeşime söyledim şu telefonu getirsenize dedim. Aldım telefonu elime. Kayınvalidem arıyor. Kapının arkasından beni arıyor. Ben artık anlatırken bile geriliyorum. Neymiş? 75 TL para üstünü istiyormuş. Çünkü kendini 125 TL verecekmiş gibi planlamış. Bozuk da yok. Rezil olmamak için ne yapacağım? Kızı bakkala gönderdim, git bozdur da getir ver dedim yani. Ay ne yapabilirim yani, Beyhan öksüzle ben orada uğraşacak mıyım? Aa. Beni düşürdüğü durumlara bak, en güzel günümde marketten para bozduruyorum. O kadar millet kapıda onun para üstü aldığını gördü. Benim tepki vermeme bile gerek yok. Ha ben kıpkırmızı oldum. Ailem, hadi ben eşim için, onun hatırı için sabrediyorum. Oradaki millet, benim ailem, hepsi benim yüzüme bakıyor ya. Benim düştüğüm durumu düşünsenize. Doğru. Demişlerdir ki, ya bu böyle 25 TL'nin bilmem neyin peşine düştüyse, kız yandık diye düşünmüşlerdir ya. Ya. Hakikaten de yanmışsın ama bak kaç yıldır. Ya o zamandan belli etmiş kendini aslında. Konu ne? Tam olarak bir de anlatsana Beyhan abla. Yeşim şimdi düğünü, herkes düğün etti biliyor musun? Tamam. Düğün edince, düğünde insan her şeye muhtaç oluyor. Tam muhtaç derken hani para çok gidiyor. Oraya lazım, ha. Buraya lazım, şuraya lazım. Kapı parası. Almayı verseniz ne olur? Aa, adet. Adet. Adetlere, geleneklere çok bağlıydın ya. Bir dakika, bir dakika. Ha. Ben tabii ki, ben de gittim Alev'e bak. Biz Alev'in bunu baştan anlaşmıştık. Aa! Alev, ben sana 125 TL vereceğim. Benim paramın üstünü ver. Aa. O çocuk orada şaşırdı. Aa. Alev şaşırdı. Aa. Tamam mı? Kimseye de ne buna bir şey diyebildi korkusundan, ne annesine. Ben de dedim ki Alev dedim. Sen benim 75 TL'mi getirmeden dedim. Ne bu gelin evden çıkar. Şaka yollu mu söylüyorsun? Yok, gülerek, gerçek. Esprili mi? Gerçek. Gerçek. Alev'i yolladım, parayı bozdurdum. Paramı aldım. Onu da bindiğim taksinin parasını verdim. Aa! Tamam da yani tutumlusun, onu anlıyoruz. Öğrendik seni de şimdi tam o gün olacak şey mi? Bir de savunuyorsun ya şimdi. Bu zaman ben şaka üstüm, falan yapıyorum. Ya belki benim üstümde başka para yok. Ha, sen de be bari ya. Ama sen şeysin, yani ev sahibisin. Ev sahibi, benim İzmir'den develerim mi geliyor? Zaten de kırdığını tuttular dünya para. Benim İzmir'den develerim mi geliyor? Ne diyor, ben bazen Beyhan ablayı anlamıyorum. İzmir'den devem mi geliyor? İzmir'den develerim mi geliyor benim? Bir tek oğlun evleniyor. Sonra ne dedin, onu anlamadım. Kırdığını tuttular dünya para. Ya. Eşim her şeyi A'dan Z'ye karşılıyor zaten. Onun cebinden giden bir TL yok. Sen çok niye bu kadar dert ediyor, ben de onu anlamıyorum. Ya beğenmediği şey yaptığı davulcuya bile böyle 200-200 dağıtırken kapıda vereceği 200 mü ona çok geliyormuş? Yeşim bir şey söyleyeceğim. Sen her şeyi o zaman daha gelinsin. Bilmek zorunda mıydın? Nereden biliyorsun benim yaşımdan? Ben zaten o anda bilmediğim için bir şaştım kaldım. Ne bahsediyorlar? O benim oğlumsa biz belli ki onu beraber yaptık. Belli ki biz onu birbirimize danışarak, görüşerek yaptık. Sen de her şeyi... Eşim karşıladı. Bir şey soracağım. Karşıladı. Hadi Ozan tanımıyordum. Eşim de tanıyorum. Her şeyi biliyorum. Bari şimdi söyleme. Neye? Neye? Beraber yaptık. Sen şimdi onu niye getirdin buraya diye 5 sene önce gördüm. Beyhan abla ben mi şu an yakaladım bilmiyorum. Oğlunun haberi var mıydı bu? Geri al. Kapıcı parası yok. O haber olsa müsaadenizle. O dedi ki duyacak. Bana parayı ver dedi. Ben de 75'ini geri aldım. Ha şimdi o da duyacak. Heh, ben söylemedim çünkü. Erdiği ben her şeyi yansıtmıyorum. Annesinin hangi bir açığını anlatacağım. Şimdi o da duyacak. Ben kapatıyorum hep üstünü. Nurten abla, sence Beyhan ablanın yaptığı hareket doğru mu? Son paramda taksiye binecektim diyor doğru kendince. Doğru değil bence. Ben onu da doğru bulmuyorum. İnsan halk otobüsüne biner be. Bana göre doğru. Ha, jiplerle şeylerle geliyor ama halk otobüsüne bineceğim bahanesi. Naciye kayınvalidem. Bence de doğru değil Beyhan abla. Doğru değil. Sevilay kayınvalidem. Orada hesap yapma günü değil o gün. Aynen. Değil. Tek oğlu evleniyor yani. Ben de doğru bulmadım Beyhan abla. Ben de. Cimriliğin zamanı değil. Ben paramı bırakmam. Ben ya tamam normalde bırakma. Al her şeyin üstünü de kız o gün o gün ben bunları nerede koyacağım? Hayır 100 lira ver. Bozdur ha, çok. Yani. Ya yani 125. Kabul ediyor mu? Kim kabul ediyor mu? O Alev'in teyzem.
Alev'in gelin. Acaba böyle şeylerden haberim Alev var. Alev almıyor aslında. Bilmiyor ki kız tutuyor. Adet şey nerede? Teyzesi var bunun. Benim teyzem mi var? Kapıcı parası. Komşu falan var mı yok mu? Var teyze. Hangi teyzemden bahsediyorsun? O ne o? Kısa boylu şişman olan var. Veya teyzeye benzeyen varmış ya. Hayır öyle bir teyzem de yok ama. Teyzen yok mu? Teyzem var öyle bir teyzem yok. Nasıl yok? Senin tariflerine uygun bir teyzem yok. Aman bir de kandırmışlar sizi. Bak, bir şey söyleyeceğim. Kim aldı parayı? Beraber büyüyen kız kardeşinin adı ne? Zeynep teyzem. Zeynep. Beyhan teyze seni kandırmışlar. Öyle bir teyze diyor. Kim aldı o parayı? Tarifine oynuyor öyle bir teyzem. Var teyzesi var. Teyzem çok var. Tarif tutuyor. O mu verdi? O aklı o mu verdi? O verdi. Bir de Eşkan var. İzlesin neredeyse. Sen Eşkan adını çok anma gelir buraya. Eşkan var Eşkan bir de. Eşkan kim erkek? Bu da dayısının. Aslında Ayşe Ham lakap gibi. Herkes ona Eşkan der. Ha Eşkan. Eşkan mı aldı şimdi 125 liraya? Onlar girdi Alev'in aklına onlar. Ha Alev aldı Eşkanlar ha, aklına girdi. Eşkan teyzen mi? Eşkan benim yengem. Böyle sülalede bu tür şeyleri hep organize eden birisidir. Allah. Muhtar.